Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Saat tam 8'de başlayacağız. Öncesinde hocamız sunumu yansıtması için erkenden bağlandık. 8'de yayınımıza başlayacağız. Nükhet Hocam iyi akşamlar. Sesiniz kapalı şu an. Şu an açtınız hocam. Kapatayım mı? Yok yok, açık kalabilir hocam. İsterseniz ben size denetimi vereyim. Siz sunumunuzu paylaşa durun. En azından hazır olsun. Hani 8'i 3 geçe 4 geçe gibi başlarız herkes toplandıktan sonra. Tamam. İnşallah çok yoğun değil İrem. Şey olarak mı hocam, ne olarak yoğun olarak? Slide hani yoğunluk olarak çok çok Hayır hayır yoğun. problem yok. Sizden önceki anlatıcı hocamız da doğuma gitti şu anda. O yüzden rahat davranabilirsiniz. Bizim için hiç önemli değil. Ben şimdi size oturum sahibi yapıyorum. Tamam, paylaşayım. Pekala.
Oldu mu? Oldu hocam. Görünüyor şu anda sunumunuz. Tamam. Süper. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sen nasılsın İremciğim? Keyifleri iyi mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yoğundu. Yoğun bir haftaydı. İnşallah işte aralarda da hazırlanmaya çalıştım. Eminim çok güzel olmuştur. Şimdiden emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin İremciğim. Çok sağ ol. Rica ederim hocam her zaman. Sekizi üç geçe gibi falan başlayalım. Aynen, aynen hocam. Bu oturum benimle mi başlıyor İrem? Hocam sizinle başlayacak. Daha sonra bir kadın doğum doktorumuz girecek. Hatta şimdi yazdı bana. Hani ben şimdi çıktım eve doğru dönüyorum diye. Hani kendisi de zaten sizden sonra anlatacak şekilde kendini konumlandırdı. O şekilde ilerleyecek. Sonra bitecek yani iki konuşmacı var. Aynen, aynen hocam. Hani büyük ihtimalle size sorular gelecektir. Hani onları yönelteceğim ben size sunumunuzdan sonra. Sonrasında diğer hocaya geçeceğiz. Anladım. Tamamdır. Çölek haftası yeni geçti tabii. Böyle birazcık şey oldu, tesadüf. Güzel oldu. Kesinlikle. Tüm katılımcılara hoş geldiniz dileyim. Zaten tekrar bir giriş yapacağım ama gerçekten tam çölek haftasında hani biz de bu şekilde eğitimler başlatarak aslında hani bireyleri biraz daha merak ettikleri, endişe duydukları konuları biraz daha açığa getirmeye çalışmak için uğraşıyoruz. Arttırmak. Kesinlikle. Burada 16 Mayıs'ta aslında ilk eğitimi başlattık. Bugün var 20 Mayıs, 23 Mayıs, 26 Mayıs ve 30 Mayıs'ta da farklı gruplara yönelik eğitimler devam edecek. Tüm herkese yönelik eğitimler yapmaya planlıyoruz. Ne güzel, süper. Benim de çok değişik şöyle bir şey oldu İremciğim. Birlikte çalıştığımız bir çocuk gelişim uzmanı arkadaşım vardı. Onun tanısı çölyak, hatta yeni şeyden döndü. Doğum izninden döndü. Onunla biraz sohbet ettik. Hani konunun üzerine de böyle bir şey olması tesadüf oldu. Çok da şey oluyor hocam öyle. Gerçekten evet. Hani biriyle konuşunca ve hani bir çölyaklı bireyden tam olarak yani şeyleri alınca gerçekten siz de çok daha farklı hani düşünmeye başlıyorsunuz. Daha farklı değerlendiriyorsunuz. Çok iyi denk gelmiş o zaman. Aynen. Hatta çok kısa belki bahsedebilirim. Çok sıkıntı yaşamadı ama doğumdan sonra emziklilik sürecinde bir takım sıkıntılar oldu ama o aslında çölyak hastalığına çok bağlı değil. Ama tabii hani eğer hani bir bireyin yaşamış olduğu bir taraf varsa eminim hani dinleyen herkes
kendi tarafıyla da bağdaşıyor mu veya hani bu tarz bir duruma karşı daha hani bilinçli olmak adına dilerseniz sunum yaparken de paylaşabilirsiniz. Bizim için hani gayet uygun. Yani çok korkuları oluyor mesela. Çok araştırma da yok. Ben aslında biraz literatür bakarken de şöyle onu hissettim. Gerçekten zaten hani gebe kadınlar üzerinde çalışma, hani etik kurulu olsun, izinler alınması konusunda sıkıntı zaten ülkemizde. Kesinlikle. Gebeyi bırak, çölyaklı gebe çok daha hani sınırlı sayıda. Çok fazla ben şey görmedim çalışmaya da işte literatürde o tarz çok bir şeye rastlayamadım açıkçası. Hocam zaten çölyak tarafında hani sizin dediğiniz gibi gebeyi bırak, doğru düzgün çok fazla çalışma yok zaten. Hani çok sınırlı, çok limitli, daha çok hep glutensiz gıdalarla ilgili, tüketimle ilgili hani ve bu tarz böyle özel gruplara yönelik hiç çalışma yok. Çok dar bir grup açıkçası. Hani o konuda literatür yetersiz maalesef çölyak tarafı için. Evet, daha çok çocuklarda yapılmış. Aynen. Böyle büyüme, gelişme, gelinlikleri daha çok böyle hep bakılıyor. Farklı şeyler bakılıyor ama gebelik gerçekten haklısınız yok ve hani çok da denk gelen bir vaka olmuyor hani diyetisyen tarafına da. Yani çok nadir. Bir iki tane ancak deneyimleyebiliyor bazı diyetisyenler. Çoğu diyetisyen belki hiç hayatı boyunca görmüyor hani bir çölyaklı gebe. Hani diyabetli gebe oluyor da hani çölyaklı gebe o kadar çok yok. Kesinlikle. Merhaba Büşra Hanım, hoş geldiniz. 16 katılımcımız mı var? Doğru mu görüyorum İremciğim? Evet hocam, yavaş yavaş artar. Böyle siz başladıktan sonra da artar büyük ihtimalle. Herkes yavaş yavaş giriyor. Hani biz yine 3 geçe 4 geçe gibi başlarız. Tamam. Ama o hani artacak. Bir de hani dönemleri ayırdığımız için bazı dönemlere daha yoğun bir talep tarafı var. Bazı taraflar daha limitli, daha kısıtlı gruplar olduğu için ama bu sayı artacaktır büyük ihtimalle. Daha çünkü herkes yavaş yavaş geliyor açıkçası. Belki iş çıkışı ya da işte aynen. Önce evine dönüyordur. Büşra Hanım sohbetten şey yazmış Nüket Hocam, konu gebelik olduğu için erkekler katılmayacak herhalde, ilgilerini çekmediyse diye yazmış. tabii kaç erkek kaç grupta kaç bayan var bilmiyorum ben ama olabilir tabii. Evet, Büşra Hanım haklı olabilirsiniz gerçekten. Aynen. Katılımcılar hep diyetisyen değil mi İrem? Hocam buradaki tüm bireyler aslında ya çölyaklı ya da glutenle ilişkili bir rahatsızlığı olan bireyler. Hı hı. Bu o diğer eğitimimiz. Ha, anladım. Aynen, diyetisyenlere yönelik hani size daha farklı bir eğitimden bahsetmiştim. O diğeri, bu bireylere yönelik bir eğitim. Ha, anladım. Ben sandım ki sadece diyetisyenler. Burada tamamen aslında glutensiz beslenmesi gereken bireyler ağırlıkta diyebilirim. Anladım.
Hocam ben kısa bir giriş yapayım, ardından da sözü size bırakayım isterseniz. Tamam. Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu aslında sizler için düzenlediğimiz ikinci eğitim. Bu eğitimde de gebeler üzerinde aslında biraz daha konuşacağız. Gebelik dönemi için konuşacağız. Burada Nüket Hocam bir diyetisyen gözüyle aslında bilgilerini bize aktaracak. Daha sonrasında da bir kadın doğum doktorumuz bizlere kısaca çölyak ve gebelik tarafında bahsedecek. Size yönelik eğitimlerimiz devam edecek. 20 Mayıs Cuma günü de olmak üzere 23, 26, 30 Mayıs'ta da eğitimlerimiz olacak. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Sorularınız mutlaka olacaktır. Sunum sonrasında ben Nüket Hoca'ya sorularınızı yönelteceğim. Nüket Hocam tekrardan hoş geldiniz. Verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz. Ben sözü size bırakabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün sizlerle olmaktan çok mutluyum. Umarım keyifli, verimli bir sunum olur sizler için de. Benim için öyle olacağını umut ediyorum ben zaten. Şimdi çölyak hastalığından bahsedeceğim, beslenmelerinden bahsedeceğim. Gebelik ve emziklilik sürecinde ne tür sıkıntılar yaşıyorlar bireylerimiz, kadınlarımız? Biraz da onlardan bahsedeceğim. Tanımını hep biliyoruz zaten. Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan kişilerde çok hızlı geçeyim. Glutene maruz kalma sonucu gelişen kronik immün aracılı bir ince bağırsak enteropatisi. Yani doğuştan mı meydana geliyor yoksa sonradan mı oluşuyor? Tabii ki bunun nedeni birazcık multifaktöriyel ve multigenetik. Çölyaklı bireylerin doğuştan genetik bir yatkınlığa sahip olduğu ve bunun uygun çevresel koşullar altında hastalığa dönüştüğü kabul edilmekte. Yine burada görüyoruz ortada bir çölyak hastalığımız var. Genetik faktörler bazı HLA haplotipi pozitif olabiliyor. Bağışıklık sisteminden mukozal bariyer fonksiyonun kaybına bağlı olarak gelişen bir otoimmünite gelişebiliyor. Çevresel etmenlerde de hastalar için toksik olan proteinleri içeren tahıllar etkileyebiliyor. Yine buraya baktığımızda çevresel faktörler, genetik faktörler, çevresinin içinde biz beslenmeyi de yer alıyoruz, beslenme de yer alıyor. Ne bunlar? Mesela bebeklik dönemine iniyoruz. Anne sütünün verilmemesi, kullanılan mamanın türü, ne tür mama, kullanılan mamanın miktarı ya da günlük alınan glutenin miktarı ya da uzun süreli antibiyotik kullanımı, değil mi, bağırsaklara olumsuz etkileyebiliyor. Bunların karşılığında neler yapılmalı? Anne sütünün verilmemesi, son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nın anne sütünün teşviki ve bebek dostu hastaneler şeklinde çok güzel çalışmaları var. Hatta bu hafta bizde de, bizim hastanemizde de, ben Gülhane Eğitim Araştırması'nda çalışıyorum, bir denetleme vardı mesela anne sütü için. Bebek dostu hastane unvanını hala hak ediyor mu, hak etmiyor mu şeklinde. Yine mamanın türü, miktarı, ek gıdaya başlanması, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi çalışmaları önem taşıyor. Uzun süreli antibiyotik kullanımına yönelik de tedaviye yönelik hizmetler konusunda gelişmeler sağlanmalı. Epidemiolojisine baktığımızda, yani görülme sıklığı, dünyadaki sıklığı ülkeden ülkeye değişebilmekte ama ortalama %1 civarında. Yine bizim ülkemizde de aynı oranda, %1 oranında saptanmış. Yani toplumun %1'ini etkilemekte bu hastalık. Patogenezi nedeni aslında esas burada glutenin bir gliadin denilen maddesi var. Bağırsak mukozası için toksik. Epitel hücrelerin yıkımına yol açarak stokin salınımını artırıyor ve dolayısıyla da doku hasarına neden olabiliyor bağırsaklarımızda. Sınıflamasına baktığımızda klasik, atipik, sessiz, latent ve potansiyel şeklinde 5 grupta sınıflayabiliyoruz. Her sınıflamanın farklı farklı semptomları olabiliyor. Ben özellikle burada konumuz gebelik olduğu için atipik hastalık sınıf grubuna bakmak istedim. Özellikle neler görülebiliyor? Yorgunluk, anemi, artrit,
transaminaz yüksekliği, osteoporoz ve vurguluyorum infertilite ile prezente olan hastalarda serolojik testler pozitif ve klasik patolojik değişiklikler görülebiliyor. Tanısını nasıl koyuyoruz? Semptomlar doğrultusunda çölyak şüphesi olan bireyde zaten biliyorsunuz çölyak spesifik antikorlara bakılıyor. İmmünoglobulin A ile birlikte doku transglutaminaz ölçülüyor. Kesin tanı ise ince bağırsak biyopsisiyle konuluyor. Bakın mesela sağ taraftaki resimde normal bir bağırsak kesiti varken hemen yanında sağında da çölyaklı bir bireyin bağırsak kesitini görmekteyiz. Klinik bulgularımıza bakalım. Bütün sistemi ilgilendiren komplikasyonlar ve eğer teşhis ve tedavi edilmezse maligniteler ile sonuçlanabiliyor. Başka ne gibi bulgular görülebiliyor? Malabsorpsiyon sonucu diş ve diş eti hastalıkları, endokrinolojik disfonksiyonlar, santral sinir sistemi sorunları, kas iskelet sistemi hastalıkları, anemi, özellikle yine konumuz olan kadın üreme sistemiyle ilgili sorunlar. Bunlar neler? Düzensiz menstruasyon, yani adet görmek, amenöre, hiç adet görememek, gecikmiş puberte, infertilite, kısırlık gibi düşünebiliriz, erken menopoz, polikistik over sendromu gibi semptomlar kadın üreme sistemiyle ilgili sorunlar görülebiliyor. Literatürde de yine çölyak hastalarında infertilitenin görülme oranının normal topluma göre daha yüksek oranda olduğu belirtilmiş. Bununla birlikte çölyaklı kadınlarda tekrarlayan düşükler, intrauterin gelişme geriliği, preeklemsi ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riskinin yüksek olduğu görülebilmekte. Dolayısıyla da aslında çölyaklı kadın bireylerin birazcık daha çevremde gördüğüm kadarıyla korkularının olduğu, ne olacağını bilememe, endişe düzeylerinin bu konuda yüksek olduğu bunu hani gözlemledim ben. Dolayısıyla birazcık daha belki psikolojik destek ve bu konuda biraz daha hekim ve diyetisyeniyle daha sıkı işbirliği içerisinde olmak önemli. Tedavisi tabii ki yaşam boyu glutensiz diyet uygulaması. Çölyak hastalıkların klinik semptomlarının ortadan kalkması, test sonuçlarının normalleşmesi ve bağırsak mukozalarının normal yapısına dönüşüyle sindirim sisteminin sağlıklı duruma gelmesini sağlayan tek etkin tedavi yöntemi gluten içermeyen bir diyetin uygulanması. Tabii ki burada hastanın beslenme durumunu değerlendirmek, biyokimyasal ve klinik bulgularına bakmak, beslenme yetersizlikleri, vücut ağırlığı kaybı, antropometrik ölçümleri ve beslenme ile ilgili tercihleri, neyi seviyor, neyi sevmiyor, her şeyi göz önünde bulundurarak tüm bu değerlendirmeler sonucunda kişiye özgü, bireye özgü glutensiz, yeterli ve dengeli bir beslenme planı oluşturmak gerçekten çok önemli. En azından uygulanabilirliğinin de ileride olması açısından önemli. Glutensiz çölyak hastalarında sağlıklı bireylerde olduğu gibi aslında çok fazla değişmiyor. Yeterli ve dengeli bir diyet oluşturmak, enerjinin %55-60'ı karbonhidratlardan, %10-15'i proteinlerden ve %25-30'u yağlardan sağlanmalı. Bu yüzdeleri sizin bilmeniz gerekmiyor. Şöyle, önemli olan çeşitlendirmek. Burada mesela bir tabak düşünelim. Tabağımızda sebzemiz var mı? Yani tabağı 4 parçaya böldüğümüzde bir kısmında sebze, bir kısmında süt, yoğurt, ayran gibi süt grubundan bir şey, bir yiyecek. Bir kısmında tahıllar, tabii ki yiyebileceği tahıllar. Bir kısmında da et ve et ürünleri olduğunda aslında siz bu enerji %50-55, protein %10-15 ve yağlardaki bu yüzdeliği aslında bir miktar sağlamış oluyorsunuz. Çeşitlilik önemli gerçekten. Ancak hastaların büyük bir kısmında tahılları kısıtladığımız için birazcık karbonhidrat alımı azalıyor. Dolayısıyla da belki yağ alımı artabiliyor.
Günümüzde diyet uygulayan çölyak hastalarında belki hafif kiloluluk, obezite, metabolik sendrom, konstipasyon sıklıkla görülebilmekte. Bu durumun önlenmesi için de posa içeriği zengin besinlerin glutensiz diyetin içerisinde yer almasına önem verilmeli. Gerçekten sebze meyve tüketimi çok önemli. Ben polikinlikte de görüyorum. Genel olarak bir koşuşturmacanın içerisinde sebze ve meyve tüketimini maalesef atlayabiliyoruz. Buna özen göstermek gerekiyor. Glutensiz diyet çok sıkı uygulanmalı. Çok düşük miktardaki gluten bile klinik belirtilerin devam etmesine neden olabiliyor maalesef. Ve bu diyette yer alan serbest besinler, sakıncalı ve kontrol edilmesi gereken besinlerin neler olduğu çölyak hastalarına ve özellikle birlikte yaşadığı yakınlarına çok güzel bir şekilde anlatılması gerekiyor. Diyetimiz nasıldı? Hatırlayalım mı? Aslında hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf katkılı her türlü besin. İşte un, normal undan yapılan bulgur, irmik, makarna, şehriye, kuskus, ekmek, pasta, kurabiye, bisküvi, gofret, simit, kraker, unlu tatlılar, un ilave edilen her şey, çorbalar, soslar, tarhana, galeta ununa veya una batırılarak kızartılmış tavuk. Aslında et ve et ürünlerinde bir sıkıntı yok ama durum galeta ununa batırılarak ya da işte soslu hazırlanmışsa farklılaşabiliyor. Gluten içeren hazır çorbalar, köfte, pane harçları gibi hazır çeşniler tüketilmiyor. Ayrıca sirke, çikolata, puding, sakız, ketçap, mayonez, dondurma gibi besinlerin bazılarında da gluten bulunabilmekte. Bunlar yenilmeden önce de mutlaka ürün hakkında bilgi edinilmeli. Yine kuru yemiş kısmında çok sıkıntı yok ama eğer tuzlu, soslu ise bu kuru yemişler glutenle yapıştırıldığı için tüketilmemeli. Ancak bunların gluten ile işlem görmemiş çeşitleri ve gluten içermeyen kuru yemişleri gönül rahatlığıyla tüketebiliriz. Burada da yine sizlere verilmiştir muhtemelen. Solda yiyecek grupları, ortada serbest besinler, sağda da yenilmemesi gereken besinler şeklinde bir diyet önerilerimiz mevcut. Bu şekilde. Önemli olan alışveriş yaparken mesela paketli gıdaların içeriklerini kontrol etmeli. Unlu mamuller konusunda glutensiz kek, kurabiye gibi ürünler alınabilir. Diş macunu, şampuan gibi kişisel bakım ürünlerinde, çeşitli kozmetiklerde ve ilaçlarda da glutene rastlanabileceği unutulmamalı. Alınan her ürünün içeriği okunmalı. Glutensiz diyet uygularken nelere dikkat edeceğiz? Çok iyi bir etiket okuyucusu olmalıyız. Etiketsiz gıda tüketiminde çok dikkatli olmalıyız. İlaçlar, kozmetik ürünler, şampuanlar, kremler, gluten içerikleri yönünden dikkatli kullanılmalı. Eminimi mümkün olan her ürün, ister gıda, ister kişisel bakım ürünü olsun, mutlaka glutensiz şekilde tüketilmeli. Bazen sekonder olarak süt ürünlerinin bazıları da çölyak hastaları tarafından tolere edilemeyebiliyor. Sütte bulunan laktozu parçalamaya yarayan laktaz enzimi çölyak hastalarının bazılarında düzgün çalışmayabiliyor ya da doğuştan eksik olabiliyor. O zaman işin içine birazcık daha süt ürünlerini de kısıtlama gibi bir şey giriyor. Öyle bir durum söz konusu olan bireylerde de bu sefer laktozsuz diyet de önerip süt ve süt ürünlerini de maalesef yasaklayabiliyoruz. Bir de belki çapraz bulaşma söz konusu olabiliyor. Pişirme ve hazırlık aşamasında biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Güvenli gıdaların glutenli gıdalarla bulaş olmamasına, aynı ekmek tahtası, aynı bıçağı normal ekmek kesip daha sonra glutensiz ekmek keserek kullanmamamız gibi örnek vermek gerekirse bu şekilde dikkatli tüketilmeli, kullanılmalı. Bir de kontrol edilmesi gereken riskli besinler var. Gıdaların etiket bilgilerinde aşağıdaki ürünler olması halinde gluten sorgulanmalıdır diyoruz. Mesela modifiye nişasta, hidrolize bitki proteini, konserve edilmiş etler, aromalı veya donmuş yoğurtlar, soslar, aroma vericiler, baharatlar ve paketli ürünler bunlar da mutlaka kontrol edilerek tüketilmeli diyoruz. Glutensiz olması için rafine edilen ürünler
zenginleştirilmedikleri sürece özellikle posa, vitamin ve mineraller açısından yetersiz hale geliyor. Posa da aslında bağırsak sağlığı için çok önemli, kabızlık için çok önemli, kilo kontrolü için çok önemli. O zaman uzun dönem glutensiz beslenen hastalarda folik asit, niasin, B12 vitamini ve posanın yetersizlikleri söz konusu olabilmekte. Hele özellikle gebeyse zaten gereksinme artıyor. Bir de bunları az alıyorsa iyice yetersizlik artıyor. Tedavide mutlaka bu durum göz önünde bulundurulmalı. Doğal glutensiz tahıllar ile düzenlenen glutensiz diyet, bireyin posa, vitamin ve mineral ihtiyacını da karşılamada çok daha etkin. Peki tahıl konuldu ama glutensiz diyet uygulanmıyor. O zaman sıkıntı maalesef. Demir eksikliği anemisi, folik asit anemisi, B12 vitamini eksikliği, sindirim sistemi kanserleri, ilerlemiş evinin bozuklukları ve çölyak krizine kadar birçok semptom görülebiliyor. Glutensiz diyetin yanıt alınamadığı durumlarda ilk akla gelmesi gereken de o hastanın acaba diyetine uyum var mı yok mu şeklinde diyetini sorgulamak. Uyuyor mu uyumuyor mu? Bir yerde kaçak var mı yok mu? Diyete uyumsuzluğun en önemli nedeni hastalıkla ilgili eğitim eksikliği, diyetin kısıtlayıcı olması, glutensiz ürünlerin pahalı ve ulaşımının zor olması, çevre baskısı, hastalardaki depresyon ve anksiyete gibi sebepler sayılabilir. Peki nasıl yenelim bu uyumsuzluğu? Doktorumuz, diyetisyenimiz ve psikologumuz işbirliği halinde çalışmalı, bir ekip çalışması yapılmalı. Ayrıca bu konuda hani çölyak dernekleri, Sağlık Bakanlığı'ndan vesaireden bu tarz derneklerden de destek alınabilir. Şimdi genel olarak hastalıktan bahsettikten sonra, diyetimizden bahsettikten sonra çölyak hastalığı ve gebelikle ilişkilendirelim. Prekonsepsiyonel dönem dediğim gebelik öncesi dönem de fertilite yani doğurganlık üzerine çok etkili. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme fertilite üzerinde önemli etkilere sahip. Yani normal şartlarda da iyi beslenmeliyiz ve gebeliğe aslında kendimizi eğer düşünüyorsak hazırlamamız gerekiyor. Beslenme ile doğurganlık arasında gerçekten bir ilişki var. Hem kadın hem erkek için fazla ya da düşük kiloluluk BK'yı derken fazla kilolu ve düşük kiloluğu ölçmeye yarayan bir formülasyon beden kütle indeksi duymuşsunuzdur. İnfertilite ile kısırlıkla ilişkili. Zayıf olan kadınlar yani BK'si 17'nin altında olan kadınlar sıklıkla adet göremiyor. Şişman olan kadınlarda ise sıklıkla ovülasyon gerçekleşmiyor. Dolayısıyla her iki durumda da hem zayıflıkta hem şişmanlıkta da sıkıntı yaşayabiliyor eğer gebe kalmak isteyen kadın gebelik düşünüyorsa. Yine bu açıdan aşırı egzersiz yapan ve yeme bozukluğu olan kadınlar da risk altında. Şimdi gebelikte sağlıklı beslenen anne eşittir sağlıklı bebek. Yeterli ve dengeli beslenme, bebeğin sağlıklı gelişimi ve annenin sağlığının korunması açısından gerçekten önemli. Yani beslenme aslında bebeğin beslenmesi anne karnında başlıyor. Anne neler yiyorsa aslında direkt bebeğe geçiyor. Buradaki amacımız gebe kadınların enerji ve besin üyesi gereksiniminin karşılanması, besin üyesi depolarının dengede tutulması, anne karnındaki bebeğin peki bu dönemde yetersiz beslenirsek, anne yetersiz beslenirse daha doğrusu ne olur? Anne ve bebek ölümleri oluşabilir, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler oluşabilir, anemi, osteomalezi, ödem, bebekte zihinsel ve fiziksel gelişimsel bozukluklar, gebelik ve doğum komplikasyonları artabilir.
Gebeliğin başlangıcında annenin vücut ağırlığı düşükse ve gebelik süresince de iyi beslenmediyse, eğer kötü beslenme söz konusuysa, düşük doğum ağırlıklı bebek doğma oranı çok yüksek görülüyor. Peki çölyak hastalığı gebeliği nasıl etkiliyor? İki temel mekanizmayla etkileyebiliyor. Birincisi mikrobesin üyesi eksikliği, yani yetersiz alım, yetersiz besleniyorsa çölyak hastalığı vücut için gerekli vitamin ve minerallerin emilme yeteneğini bozuyor. Bu durumda vücudun ve bebeğin, anne karnındaki bebeğin büyümesinde, gelişmesinde gerekli olan demir, selenyum, B grubu vitaminleri, D vitamini, çinko ve folik asidi yeterince alamayacağı anlamına geliyor. İkinci mekanizma da otoimmün mekanizma. Çölyak hastalığı vücudun ürettiği belirli antikorlar ile gebeliği etkileyebiliyor. İki olası yolla yapabilmekte. Birinci yol, çölyak hastaları glutene maruz kaldıklarında, yani diyetine uymadıklarında ürettikleri antitraz glutaminaz antikorları plazentaya bağlanıp ona zarar vererek düşük gibi gebelik komplikasyonlarına neden olabiliyor. İkinci olasılıkta yine antitrans glutaminaz antikorlarının endometriyal mikrovasküler endotelial hücrelere zarar verdiği düşünülmekte. Bunlar adet döngüsünün düzenlenmesinde rol oynayan özel rahim hücreleri ve zarar gördüklerinde de erken doğum düşük tehdidine yol açabilmekte. Bununla ilgili bir takım çalışmalar var aslında. Mesela Birleşik Krallık'ta 56 bin bebek üzerinde yapılmış bir çalışmada gebelikten sonra teşhis edilen çölyak hastalığı için nöral tüp defekti olasılığı çok daha yüksek bulunmuş. Tespit edilmeyen çölyak hastalığı malabsorpsiyona, mukoza linflamasyona ve doğum kusurlarına katkıda bulunabilecek faktörlere yol açabilmekte. Doğumdan önce teşhis edilen, yani tanısı konulmuş çölyak hastalığı ile nöral tüp defekti arasında da daha zayıf bir ilişki bulunmuştur. Maternal çölyak hastalığı, yani annenin çölyak olması, düşük doğum ağırlığı, intrauterin gelişme geriliği ve erken doğum gibi olumsuz gebelik sonuçlarıyla ilişkilendirilebilmekte. Intrauterin gelişme geriliği de yine yaşamın ilerleyen dönemlerinde hipertansiyon gibi kronik hastalıklar riskinde artışa kadar değişen yaşam boyu sonuçları olabilmekte. Yine aynı şekilde başka çalışmalarda tedavi edilmemiş çölyak hastalığının düşük doğum ağırlığı erken doğuma sebep olabileceği, ama tanı konulur ve tedavi edilirse, glutensiz diyet uygulanırsa aslında böyle bir riskin ortadan tamamen kalkması bile riskin çok azalacağı gözlemlenmiş. Yine yapılan çalışmada teşhis edilmemiş çölyak hastalığı olan kadınların gebelik yaşına göre düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riskinin önemli ölçüde arttığı gösterilmiş. Yani biz tanıyı koyar ve diyetine başlarsak aslında gebelik sürecinde çok bir sıkıntımız kalmayacak. Buradan bunu anlıyoruz. Yani çölyaklı kadınlar doğum kusurlarını önlemek ve doğum öncesi danışmanlık ve diyet değişikliğinden yararlanırlarsa aslında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Evet, gebelikte yetersiz beslenilirse yine annede anemiler, bebekte düşük doğum ağırlığı gibi şeyler görülebilir. Komplikasyonlar, ölü doğum riski gibi artışlar olabilir. Yetersiz beslenmeyelim ama aşırı da beslenmeyelim. Aşırı beslenmekte ağırlık artışına, bu sefer gene preeklemsi gibi, gestasyonel diyabet gibi, sezaryen doğum gibi artışa neden olabilmekte. O yüzden gebelerdeki gereksinmeler çok önemli ve güzel hesaplanmalı. Annenin yaşı, annenin fiziksel aktivite düzeyi, gebelik öncesi ağırlığı dikkate alınmalı ve glutensiz diyet ilkeleri göz önünde bulundurulmalı. Gebelik boyunca annenin gebelik öncesi ağırlığı göz önünde bulundurularak ne kadar ağırlık kazanması gerektiği burada görülüyor. Yine birinci trimester dediğim ilk 3 ay, ikinci trimester dediğim 3 ile 6, üçüncü trimester dediğimde 6 ile 9 aylık gebelik süreci,
aylık 1 veya 1,5 kilo ağırlık kazanımı isteniyor. Bunun ne altında çok fazla olsun ne de çok üzerinde olsun ağırlık kazanımı diyoruz. Dolayısıyla da gebeliğin her ayında ağırlık kazanımı mutlaka izlenmeli. Enerji gereksinimleri tabii ki normal sağlıklı gebelerle çölyaklı gebelerin farkı değil. Hemen hemen aynı şeyler. Ama sağlıklı bir kadın için gebe olan kadının enerji gereksinimi tabii ki artmış durumda. İlk trimesterde çok fazla değil ama ikinci trimesterde 350-400 kilokalori ilave edilmesi gerekiyor. 6 ile 9. aylarda 3. trimesterde de 450-500 kilokalori ilave edilmesi gerekiyor. Fiziksel aktivite durumuna göre annenin. Karbonhidrat tüketimi önemli. Posa içeriği yüksek. Sebze ve meyve yeterli düzeyde alınmalı. Kuru baklagiller tercih edilmeli daha çok. Ve ekmekler glutensiz olarak tüketilmeli. Enerji gereksiniminden sonra protein gereksinimi de önemli. Normalde yetişkin kadının protein gereksinmesi kilogram başına 1 gram. Gebelikte de yine trimestre göre ilaveler yapılmalı. Mesela ilk trimesterde 1 gram ilave, ikinci de 9 gram, son trimesterde bayağı artıyor, 28 gram ilave söz konusu. Ve bu ilaveler de proteinden kastımız süt, et ürünleri gibi ürünler. Özellikle de süt grubu ve et grubu protein kalitesi yüksek ürünlerdir. Ve daha çok gebe beslenmesinde bunlara yer verilmesi önerilir. Yağ gereksinimimiz enerjinin %25-30'du. Yalnız biz bunu doymuş yağ, katı yağlar yani, tekli doymamış, zeytinyağı, çoklu doymamış sıvı yağlar şeklinde 3 gruba ayırıp katı yağları biraz daha az alalım. Zeytinyağını mutlaka tüketelim. Bunun yanında da bitkisel diğer yağları kullanabiliriz belki. Kuru yemişleri mutlaka tüketelim. Özellikle omega 3 açısından balığı mutlaka haftada 1-2 kez tüketelim önerilerimiz arasında. Bunları öneriyoruz ama yine de annenin farklı bulantı kusması olabiliyor, farklı komplikasyonları olabiliyor. Dolayısıyla da eksiklikler görülebiliyor. Ve mikrobesin öğelerinin eksikliği gebelik üzerinde neler yapıyor? Mesela en önemlileri ilk sırada folik asit eksikliği, nöral tüp defekti dediğimiz bebekte çok büyük hasara neden olabiliyor. Demir eksikliği anemiye neden olabiliyor, kansızlığa. Kalsiyum eksikliği osteoporoz gibi kemik kırılmalarına neden olabiliyor. Çinko eksikliği gene anemiye neden olabiliyor. Düşük doğum ağırlığına neden olabiliyor. Dolayısıyla bütün vitamin ve minerallerin yeterli düzeyde alınamıyorsa da dışarıdan süpleman olarak yani kapsül şeklinde verilmesi, hap şeklinde verilmesi gerekiyor. Vitamin gereksinimine baktığımızda A, D, E ve K vitamini yani yağ deriyen vitaminler ve B grubu vitaminleri önemli ve yeterince alınmalı. Folik asitin öneminden tekrar bahsettik. Hatta gebelik düşünen, gebelik öncesinde de folik asit alımına başlaması gerekiyor. Nöral tüp defektini bebeğin oluşmasını önlemesi açısından. Yine folik asit düşük doğum ağırlığı ve plasentanın erken ayrılmasına karşı koruyucu olduğundan gebelik planlayan kadınlara gebelik öncesi dönemden başlayarak diyete ek olarak 400 mikrogram günde folik asit desteği verilmesi ve gebeliğin ilk 3 ayı boyunca da bu desteğin devam ettirilmesi önerilmekte. O zaman ne yapacağız? Mutlaka eğer düşünüyor isek gebe kalmak, gebelik öncesinde de biz folik asit almaya başlayacağız. Bu kapsamda aslında gebelik döneminde görülebilecek mikrobesin öğesi yetersizliklerini önlemek için Sağlık Bakanlığı tarafından destek programları geliştirilmiş. Bunlardan mesela bir tanesi de önemli vitaminlerden D vitamini. D vitamini destek programı uygulamaya başlatmış ülkemizde Sağlık Bakanlığı. Bu programda bütün gebelere ilk 3 aydan sonra
1200 internasyonel ünite, yani günde 4-9 damla D vitamini verilmesi ve bu uygulamanın emzirme süresince devam edilmesi ve doğum sonrası da en az 6 ay sürdürülmesi planlanmış. Yine mineral gereksinimle vitaminlerden sonra da mineral gereksinimleri de çok önemli gebelerde. Mutlaka izlenmeli, yakın takip edilmeli. Eğer diyetle alınamıyorsa mutlaka destek süpleman verilmeli. Başlangıçta gebeliğin başlangıç döneminde demir yetersizliğinden kaynaklanan anemi, prematüre doğumlar, düşük doğum ağırlığı, bebek ölümleri, annede yetersiz vücut ağırlık kazanımı, taşı çıkardı gibi anne ölümleri ile ilişkilendirilmiş yetersiz demir alınımı ve dolayısıyla da gebelere destek programı geliştirilmiş. Emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi ile demir yetersizliği anemisinin önlenmesi ve kontrolü programı. Buna da bir slogan oluşturulmuş. Demir Gibi Türkiye adı altında. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm gebelere 16. gebelik haftasından itibaren 40-60 mg günde demir desteğine başlanması ve doğum sonrası da 3 ay olmak üzere toplam 9 ay süreyle demir desteğinin verilmesi önerilmekte. Bir diğer önemli mineralimiz de kalsiyum. Yine kalsiyum kemik ve dişlerin yapısında, kanama mekanizmasında, kasların hareketi ve bebeğin mineralizasyonunda önemli gerçekten. Alması gereken miktarlar, öneriler görülüyor. Mutlaka süt, yoğurt, günde en azından bir bardak süt, bir kase yoğurt, hatta buna ilave bir porsiyon daha yoğurt, yani 3 su bardağı süt yoğurt tüketimini biz öneriyoruz. Bir diğer önemli yoğurt gereksinmesi mutlaka karşılanmalı. Yemeklerde de mutlaka iyotlu tuz sanıyorum Nüket Hoca'nın bağlantısında bir problem oldu. Nüket Hocam tekrar geri mi geldi? Nerede koptuk ben farkında varamadım yalnız. Hocam iyotta bir sizin sesiniz gitti. Sunumunuz da koptu ama ben tekrar size oturum sahibi yapayım hemen. Tekrar mı paylaşmam lazım? Evet hocam. Çünkü şu anda hani sunumu attı. Peki. Yurttayız. Aynen hocam. Paylaşımı durdurup tekrar paylaşım yapayım. Oldu mu? Şu an ekranınız geldi hocam. D vitamininden bahsettik. Sağlık Bakanlığı'nın desteklerinden bahsettik. Mutlaka iyotlu tuz kullanalım demiştik. Burasında hemfikiriz herhalde. Sonra sırada sıvı alımı var. Aslında bu da çok önemli. Su, süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları tercih edilmeli. Hazır meyve suları, gazoz ve kolalı içeceklerden uzak durulmalı. Su ihtiyacını toplum olarak maalesef çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerden sağlayabiliyoruz. Günlük kafein alımı en fazla 200 mg olmalı. Yani 2 fincan Nescafe
veya 4-5 bardak çaydan, açık çaydan fazlası içilmemeli ve en az 8-10 bardak 2 litre su tüketilmeli istiyoruz. Burada da gereksinimlerimiz var. Bunlar belki size biraz detay olabilir. Yani gebeler besin öğesi ve eksikliklerini önlemek için gebelik süresince kadın kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılamak, vücudundaki depoları dengede tutmak, anne karnındaki bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlamak, emzirmeye hazırlık için salgılanacak sütün enerji ve besin öğelerini karşılamak amacıyla yeterli ve dengeli beslenmeli. Bir de bu dönemde mutlaka sigara ve alkol kullanılmamalı. Bunu da vurgulamak istiyorum. Gebelikten genel olarak bu şekilde bahsetmek istedim. Daha sonra emziklilik dönemi. Yine emziklilik dönemi de normal sağlıklı bir emziklilik dönemi gibi, kadınlar gibi aynı şekilde, öneriler aynı şekilde. Emzirme dönemi annenin normal gereksinimlerinden daha fazla enerji, daha fazla protein ve vitamin mineralleri alınması gerektiren bir dönem. Enerji gereksinimi artıyor. Çünkü ortalama 100 mililitre süt için 85 kilokaloriye ihtiyaç var. Yeterli ve dengeli beslenen anne günlük 800 mililitre süt üretebilmekte. Yani aslında süt salınımı için biz ekstra enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Harcanan bu enerji kadının günlük beslenmesine mutlaka eklenmesi gerekmekte. Protein ihtiyacımız da yine aynı şekilde sağlanmalı. Kilogram başına 1 gram gibi. Yani iyi kalite proteinler, süt grubu, et grubu tüketilmeli. Eğer yetersiz protein alınırsa da annenin dokularından protein kullanılır. Ve bunun sonucu olarak anne sütünün protein oranı düşebilir. Bebek de bundan olumsuz etkilenir. Burada yine emzikli kadınlar için gereken günlük besin tüketim miktarları var. Mesela süt ve yoğurttan günde 2-3 su bardağı tüketmeli. Peynirden 2 kibrit kutusu kadar anne tüketmeli. Et, tavuk, balıktan 3-4 porsiyon. Yumurtadan bir porsiyon, her gün bir porsiyon, bir yumurta tüketmeli. Taze sebze ve meyveler totalde 5 porsiyon tüketilmeli. 2 sebze, 3 meyve şeklinde en azından. Tahıllar, ekmek 4-6 dilim. Veya ekmek yerine geçen işte çorbadır, pirinçtir, bu yani bulgur olamaz da pirinç vesaire, bunlardan da yine 2 porsiyon şeklinde tüketilebilir. Bu dönemde bir de emzirme işin içine giriyor. Ne demiştik? İlk 6 ay sadece anne sütüyle besleyelim. Dünya Sağlık Örgütü de yaşamın ilk 6 ayında anne sütü bebek için ideal bir besin. Gerçekten onu öneriyor. Yine emzirmenin antimikrobiyal etkisi nedeniyle çölek hastalığı gelişiminin azaltabileceği düşünülmekte. Yapılan çalışmalarda mesela tüm İsveç'i kapsayan 1254 kontrolü içeren çocuklarda yapılan bir çalışmada emzirme ile çölek hastalığı arasındaki hastalığından koruyup korunmadığını değerlendiren bir vaka kontrol çalışmasında diyetle gluten verildiğinde hala emziriyorlarsa çölek hastalığına yakalanma riski azaldığı gözlemlenmiş. Bu etki gluten verildikten sonra emzirmeye devam eden bebeklerde daha belirgin olduğu görülmüş. Yani sonuç olarak bebekler henüz anne sütüyle beslenirken diyetlerine kademeli olarak gluten içeren besinlerin eklenmesi erken çocukluk döneminde ve muhtemelen sonraki çocukluk döneminde de çölek hastalığı riskini azaltmakta. Yine çölek hastalığı riski açısından glutenin tamamlayıcı beslenmeye eklenme zamanı. İlk 6 ay anne sütü verelim dedik çocuklarımıza ama daha sonra 6. aydan sonra yavaş yavaş anne sütü yetmemeye başlayacak. Biz yavaş yavaş ek gıdaya başlayacağız. İşte biz ne zaman başlayalım? Ne kadar başlayalım? Bebeklerde erken beslenme uygulamalarının çölek hastalığı üzerine etkisini inceleyen bir çalışmada uzun süreli emzirmenin çölek hastalığının yaşamın ilk yılında ortaya çıkma oranını düşürdüğü ve emzirme süresinin hastalık gelişmesinde en büyük gösterge olduğu bulunmuş. Dolayısıyla emzirebildiğimiz kadar emzirelim.
Ek gıdaya başlarken de glutenin 4. aydan önce başlanması hastalık riskini artırabilmekte. Yani aslında şöyle, Espegan'ın önerisi de aynı şekilde. Yani 4. aydan önce ek gıdaya başlamayalım. Çok erken yani. Çok geçe de bırakmayalım. 7. ayın sonrasını da tanışmaya bırakmayalım. Ek gıdaya başlamayı bırakmayalım. Yani glutenle tanışma 4 ile 6 ay arasında olsun. Yine bu şekilde yapılan bir araştırmada 1. ila 3. ayda glutenle tanışan bebeklerin çölyak riskinin 23 kat arttığı ama 6. ayda tanışanların ise 4 kat bu riskin 4 kat fazla olduğu belirlenmiş. Bakın ne kadar fazla. Sonuç olarak çölyak hastalığının tek tedavi yolu glutensiz diyet. Bunu söylemiştik. Ve bu durum ne gebelikte ne emziklilik döneminde değişmiyor. Aynı. Kontrolsüz çölyak hastalığı, düşük gibi, erken doğum gibi, düşük doğum ağırlığı ve ölü doğumlarla ilişkilendirilebilmekte. Ancak glutensiz diyet uygulamak bu riskleri neredeyse ortadan kaldırmakta. Ayrıca gebelik boyunca çölyaklı bireyin glutensiz diyetle yeterli miktarda makro ve mikro besin öğelerini alıp almadığı doktor ve diyetisyen tarafından yakından takip edilmeli. Eksiklik tespit edildiğinde mutlaka yerine konulmalı. Çölyak hastaları, özellikle çölyaklı gebeler ve aileleri halk sağlığı perspektifi kapsamında sağlık bakımı, yaşam kalitesi açısından yine doktoru ve diyetisyeni tarafından iyi değerlendirilmeli, bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir. Yine prekonsepsiyonel dönemde, yani gebelik öncesi dönemde çölyak hastalığının iyi bir şekilde kontrol altında olduğundan emin olunmalı. Sağlıklı bir gebelik geçirmek açısından hem anne hem de bebek sağlığının korunması açısından gebelerin çölyak yönünden değerlendirilmesi ve gebeliği boyunca diyete uyumu, diyetle yeterli miktarda enerji ve besin öğeleri alım düzeyleri takip edilmeli. Sonuç olarak da çölyak hastalarına ve ailelerine glutensiz diyeti yaşam şekline dönüştürmenin önemi anlatılmalı. Glutensiz yaşama uyum sağlamaları için gerekli sosyal ve psikolojik destek sağlanmalıdır diyoruz. 9 Mayıs'ı dediğim gibi Dünya Çölyak Günü olarak mutlaka farkındalığımızı göstermeliyiz. Yine Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda tanı tedavi rehberi, izlem rehberi var. Her şehirde çölyakla yaşam dernekleri var. Bunlardan destek alabiliriz. Neler yapmamız gerektiği konusunda yardımlar alabiliriz. Yine Halk Ekmeği'nin de hani herkese ulaşması adına glutensiz unlarının olduğu ve bunlardan da yararlanabildiğini burada bahsetmek istiyorum. Ve son olarak da çölyak hayatımızda bir engel değil. Çölyak teşhis edilene kadar hastalık, teşhis edildikten sonra bir yaşam biçimidir diyorum ve gebelik ve emziklilik sürecine engel olmadığından bahsediyorum. Sıkı takip edilen ve doğru planlanmış glutensiz bir diyetle çölyaklı gebelerde oluşabilecek enerji ve besin öğesi yetersizlikleri önlenebilir ve sağlıklı anne, sağlıklı bebekler kavuşulabilir, olabilir. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur, verimli geçmiştir. Teşekkür ediyorum tekrardan. Verdiğiniz bilgiler için bir iki soru geliyor. Ben size onları hızlıca yönlendireyim. Müge Hanım, glutenli gıda ile geç tanışmak çocuk için risk oluşturur mu diye sormuş. Evet, oluşturur aslında. Şöyle, bu Espegan dediğimiz çocuk beslenmesiyle ilgilenen rehberler yayınlıyor. Bir komite var, rehberler yayınlıyor. Bu rehberlerde diyor ki, hani bizim önerilerimiz de o doğrultuda gelen hastalarımıza. Çocuk ilk 6 ay, eğer tabii ki her ay biz kontrolünü yapıyoruz.
ilk 6 ayda yeterli, yani aylık 700-800 gram kilo alımı varsa yeterli besleniyor. Annenin de bir sıkıntısı yoksa yeterli besleniyor, sadece anne sütü alsın. Eğer bir sıkıntısı varsa tabii ki farklı şeylere mamadır vesairedir önerilebilir. Ama 6 aydan sonra artık anne sütü yeterli gelmemeye başlıyor. Gereksinimi karşılamamaya başlıyor. O zaman biz 6 aydan sonra yavaş yavaş her ay için ne vermesi gerektiğini anneye anlatıyoruz aslında. Dolayısıyla da 6 ayla 8 ay arasında 4 aydan erken olmayacak şekilde başlanmaması, çok erken başlaması da sıkıntı. 7. aydan sonraya kalması da, mesela o rehberlerde de bunu diyor. 7. aydan sonraya ek gıdayla tanışması, özellikle bir glutenle tanışıklığı sıkıntı yaratabilir. Ama anne sütü aldığı sürece bir de glutenle tanışsın. Yapılan çalışmalar anlattım. Anne sütüyle birlikte tanışırsa da çok sıkıntı yaşamayacağından, anne sütünün koruyuculuğundan bahsetmiş. Teşekkür ederim. Dolayısıyla çok geçe bırakmayacağız yani. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer soruda Müge Hanım'ın bir sorusu var. Daha öncesinde başka bir soru daha vardı sanırım. Önce Sevcan Hanım'ın sorusunu sorayım. Yulafın tüketilmemesi gerektiğini söyledik ama saf yulafın gluten içermediğini biliyorum ama yanlış mı diye sormuş Sevcan Hanım. Yani saf yulaf belki tüketilebilir aslında ama yine de dikkatli davranılmalı, araştırılmalı. Yani etiket bilgilerine bakılabilir. Orada kesinlikle çapraz bulaş konusu söz konusu olduğu için hep glutensiz beyan edilen yulafları tüketmek bence de daha doğru olacaktır. Müge Hanım'ın bir sorusu var hocam. Çölyak hastasıyım. İleride çocuğumun gluten sağlıklı beslenmesi ona zarar verir mi? Diye sormuş. İleride çocuğumu? Glutensiz beslen, yani kendisinin sanıyorum glutensiz beslenmesinden dolayı çocuğunun da hani zarar görüp görmeyeceğini soruyor. Şöyle genetik bir takım geçişler olabilir. Ama hani beslenmesi güzel olur. Çevresel faktörler, güzel beslerseniz, uygun zamanda, doğru miktarda glutene başlarsanız ve çevresel faktörlerde sıkıntı olmayacaksa bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ama hani bir genetik yatkınlığı var. Hocam İrem Hanım'ın bir sorusu var. 25 yıldır çölyak ve dikkat ediyor diyetine. Tamam. Evliyim ve çocuk sahibi olmak istediğini söylemiş. Çölyak hamileliği engel değil mi diye sormuş. Yayının en başını kaçırdığı için böyle bir soru yöneltmiş ama veya çocuğa çölyak geçer mi diye sormuş. Öyle bir şey yok aslında. Eğer güzel uyuyorsa glutensiz diyetine, daha öncesinde hani folik asit, eğer gebelik düşünüyorsa bir kadın doğumcusuyla konuşup, diyetisyeniyle konuşup depolarını, enerji ve besin öğelerini depolarını doldurur, enerji ve besin öğelerini yeterli miktarda alır ise, gereken mesela folik asit takviyesinden bahsettik. Özellikle bebek nörel tüp defekti doğmasın diye yeterli süpleman olarak gebelik öncesi folik asit desteğine başlar. Kan bulgularına bakıp doktoruyla birlikte neleri eksikse onları tamamlarsa, gebeliğe yani gebelik öncesi bakımını tam yaparsa herhangi hiçbir sıkıntısı olmayacağı yapılan araştırmalarla da zaten belirtilmiş. İçi rahat etsin. Annelerin birazcık tabii ki endişe düzeyleri yüksek. Acaba bir şey olur mu? Benim de bir mesai arkadaşım var. Birlikte çalıştığımız anne çölyaklı. Şu anda bebek 6 aylık, yeni döndü iş hayatına. Ve hiçbir sıkıntı yaşamadı. Başlangıçta o da çok tedirgindi. Acaba öyle mi olur? Acaba böyle mi olur? Şeklinde hep soru işaretleri vardı. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadı. Hı hı. Gayet sağlıklı anne de bebek de. Hocam bir de Büşra Hanım'ın bir sorusu var. Burada Birleşik Krallık'taki bu çölyak derneği sanıyorum. Bu Celiac UK olarak geçen.
sayfasında koruyucu önlem olarak folik asit miktarının çölyaklar için 5 mg olması gerektiği yazıyormuş. Emilim bozukluğu ihtimaline karşı bu şekilde belirtiliyormuş. Ama bu şekilde kullanmamış kendisi ve hani biz 400 mikrogram hep diyoruz. Hani sizin bu konudaki düşüncenizi merak etmiş. Hani bu tarz hani daha yüksek bir alım mı yapmak lazım emilim bozukluğuna karşı diye. Aslında folik asit dozu için aslında bence hekimiyle, doktoruyla esas bağlantıya geçse. Şimdi farklı bir şey söyleyip yanlış bir şeye yönlendirmek istemem. Esas doktoru dozuna karar verse çok daha doğru olur aslında diye düşünüyorum. Son bir soru olarak da hocam, doğumum 3 gün sürdü, kansızlık hep vardı. Acaba doğum sürecini etkiliyor mu diye sormuş ama tam. Doğum sürecini kansızlık etkileyebilir ama tabii ki yerine konulması mutlaka yerine konulur. Destek, süpleman verilir ve çok olumsuzluk yaşayacağını zannetmiyorum. Doğumdan sonra da yine demir desteğine devam etmesi gerekiyor. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın önerisi de o şekilde. Son olarak da hocam Büşra Hanım'ın bir sorusu olmuş. Aslında gerçekten çölyaklı bireylerin teşhisi ve tedavisi gerçekten çok önemli ama bu tarafta aslında biraz imkanlar kısıtlı diye söylemiş. Devlet hastanesine biraz daha randevu alma tarafları zor. Özellikle daha masraflı bu taraflar. Hani devlet ne zaman nasıl ciddiye alır çölyak tarafını diye sormuş kendisi. Sizin bu tarafta farkındalığı arttırmak veya hastalıkla ilgili biraz daha bilinirliği daha yükseltmek adına bir öneriniz var mı? Büşra Hanım bunu merak etmiş. Belki Sağlık Bakanlığı'nda koruyucu hizmetler oradaki diyetisyenlerle iletişime geçilip hani birazcık daha bu anlamda broşürler ya da farkındalığın artması konusunda bir takım etkinlikler yapılabilir diye düşünüyorum. Ya da işte sizler gibi hani bu alanda çalışan derneklerin belki daha eğitimleri, bu online eğitim çok da güzel oluyor aslında. Herkese ulaşabilme şansı olabiliyor. Bu tarz etkinlikler olabilir diye aklıma geliyor ilk etapta. Keşke maalesef özeller iyi değil de hep devlet de daha iyi olsa. Gönlümüz onu istiyor tabii ki. Kesinlikle. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Hem gebelik döneminden bahsettiniz hem daha sonrasında emziklik döneminden de bahsettiniz. Verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ederiz. Şimdi son olarak diğer konuşmacımıza geçeceğiz. Yuşa Hoca bizlerle olacak. Yuşa Hocam merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için de şimdiden çok teşekkür ederiz. Ben sunumunuzu paylaşayım. Sanıyorum geldi değil mi? Evet evet geldi, geldi. Tamam, bir şeye de geçireyim. Tam bir ekrana geçireyim. Sonra sözü size bırakayım. Peki. Hocam siz dinleyebiliriz. Tamam, teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
çölyak hasta, kadın doğum uzmanı Doktor Yuşa Abay, çölyak intoleransı, çölyak hastalığının gebelikle ilişkisi, fertilite ile ilişkisi adına çok kısa bir sunum hazırladım. Elimden geldiğince yayınları taramaya çalıştım. Son gelişmeler var mı yok mu onlara bakmaya çalıştım. Kısaca bir özet yaptım. Umarım hepiniz için faydalı olur. Öncelikle çölyak hastalığı. Yani aslında bizim de tam olarak nedenini bilemediğimiz ama daha çok genetik yatkınlıktan kaynaklandığını düşündüğümüz bir otoimmün hastalık olduğunu düşünüyoruz. Otoimmün hastalık ne diyecek olursak vücudumuz nasıl hasta olduğumuz zaman kendimizi iyileştirmek adına bir antikor geliştiriyoruz. Burada hedef vücudumuz oluyor. Yani vücudumuz kendi kendine zarar veren antikorlar geliştirdiği için maalesef vücudumuza karşı bir silah savaş başlamış oluyor. Her ne kadar çölyak hastalığı daha çok sindirim sistemi, gastrointestinal sistemini etkilediğini düşünsek de maalesef verdiği zararlar başta tabii sindirim sistemine dair bulgular ne kadar verse de ondan sonra bütün vücudumuzu etkiliyor maalesef. Bu hastalık daha çok bulgu vermeye bir genç yani 1-2 yaşlarından sonra başlıyor. Çünkü diyete arpa, çavdar, buğday bunlar girmeye başlamasıyla beraber vücutta özellikle bağırsak bağırsağın ince bağırsağın jejunum bölümünde tahribat vermesiyle başlıyor. Ondan sonra işte aslında semptomları da çok spesifik olmadığı için tanı koymak olsun yani çok zor bir hastalık. Karın ağrısı, şişkinlik, özellikle inatçı ishaller, kabızlık. Yani bunlar birçok hastalıkta da görülebileceği için bizim için maalesef sinsi tanı koyması zor bir hastalık oluyor. Dediğim gibi hastalık ince bağırsağın jejunum bölümünde özellikle bu vücudumuzda oluşan antikorların bir hedefini şaşırması bu bağırsaklara karşı tahribat vermesiyle başlıyor hastalık. Benim konuma gelecek olursak gebelik ve jinekolojik hastalıklar olarak gebelerde de maalesef bu bağırsaklara verdiği zarardan dolayı hem emilim bozuklukları olsun, bebeğe fetüs etkileri olsun veya jinekolojik hastalıklarda kısırlık olsun, adet düzensizliği olsun maalesef birçok şeye sebep oluyor, sebep olduğunu görebiliyoruz. Özellikle yayınları az önce söylediğim gibi yayınları taramaya çalıştım fakat ya ben de 5 yıllık kadın doğum hekimiyim, benim sadece bir tane çölyak hastam oldu. Şöyle gebelikte çölyak hastalığını tanısını koymak çok zor çünkü şöyle gebelikte başlangıç bizim hormonumuz progesterondur, gebeliğin esas pik yapan hormonu. Bu progesteron zaten kabızlık, bağırsak yavaşlaması, şişkinlik, ondan sonra uykuya meyilli, depresyon bunları zaten yaptığı için dolayısıyla gebelikte tanı konması aslında çok zor bir şey. Çünkü dediğim gibi gebelik zaten bu semptomları çoğunu biz gebelerin hepsinde görüyoruz. Dolayısıyla gebelikte tanı almak biraz güç. Ama daha önce tanısını alan gebelerde özellikle tekrarlayan gebelik kayıpları görüyoruz. Kendi özellikle diyetine uymayan gebelerde gelişme geriliği veya düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip olmak veya fetal ölüm görülmüş yayınlara baktığımızda. Bunların çoğunun sebebi de tabii ki bağırsakla emilim bozukluğu olması, hem protein bozukluğu olması, emilim bozukluğu olması, karbonhidrat emilim bozukluğunun olması. Dolayısıyla bebek de anne kanından besleneceği için dolayısıyla da gelişme geriliği, düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip olma bunları çok görüyoruz. Bu dediğim gibi yayınları araştırdığımda bir de değişik bir şey gördüm. Özellikle az önce söylediğim gibi gebelikte tanı konması çok güç. Çünkü dediğim gibi gebelik de aynı çölyağın başındaki gördüğümüz semptomları gebeliğin başında da görüyoruz. Ama özellikle şöyle olgular da bildirilmiş. Özellikle gebeliğin bu hastalığı alevlendirdiği olgular var literatürde. Hatta doğum sonrası postpartum dönemde bile tanı alan olgular görülmüş. Yani gebelik de bu hastalığı alevlendiriyor mu acaba diye düşünülüyor ve buna dair şu an çalışmalar var. Henüz neticelendirilmemiş ama öyle olduğu düşünülüyor. Çünkü sonuçta bu bir otoimmün hastalık. Gebelikte acaba bunu tetikliyor mu
şeklinde şu an çalışmalar var. Onun sonuçlarını göreceğiz. İşte bizim için yani en sık görülen gebelikte en sık görülen komplikasyon dediğim gibi düşük doğum ağırlıklı çocuk doğurmak, bebek doğurmak ve bebeğin anne karnında gelişme geriliği. Diğer bir görülen komplikasyon da erken doğum olması. Erken doğumunda dediğim gibi bu bağırsak mukozalarına karşı geliştirilen otoantikorlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Bizim gebelikte zaten biz daha hasta gebe kalmayı planlamadan 3-4 ay öncesinde vitamin takviyesine başlıyoruz. Ama özellikle bu hastalarda tabii vitaminler bağırsaklarda emildiği için bu hastaların da genel olarak emilim problemi olduğu için özellikle vitamin eksikliği de görüyoruz. Biz her ne kadar takviye etsek de maalesef bazen istediğimiz gibi sonuçlar olamayabiliyor. Hasta diyetine dikkat etmeyebiliyor. Özellikle B vitamini eksikliklerinde yine düşük doğum ağırlığı, bebekte anne karnında bebekte gelişme geriliği komplikasyonları görülmüş yapılan çalışmalarda. Çinko eksikliğinde yine infertilite kısırlık, düşükler ve ölü doğuma ve hatta preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesine yol açtığı bile görülmüş yapılan çalışmalarda. Bu ölü doğum preeklemsi bizim tabii gebelik için gebelikte hiç istemediğimiz çok ağır komplikasyonlar. Yani dolayısıyla hastanın vitamin takviyesi özellikle bizim gebe hastalarımızda çok önemli. Bir yandan gebe hastalarımıza biz ilk gebelik planlayan hastalarımıza hatta 3-4 ay öncesinden folik asit takviyesi başlıyoruz. Hasta işte 15. haftaya kadar kullanmasını istiyoruz. Ondan sonra işte kan değerlerine göre muhakkak hatta postpartum doğum sonrası 6. aya kadar demir takviyesi yapmamız gerekiyor. Yine demir eksikliği bu hastalarda görüldüğü için anne ve bebek üzerinde hem mortalite hem morbidite artışı saptanmış yapılan çalışmalarda. Folat eksikliğine bağlı konjenital malformasyon özellikle bebeklerde kalp anomalileri, ablasyo plasenta dediğimiz plasentanın yani bebeğin eşinin erken ayrılması ve buna bağlı anne karnında fetal ölümler ve dediğim gibi preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi. Gebelik zehirlenmesi zaten o başlı başına bir konu ama çok 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 kötü sonuçlara sebep olmakta. Yani bir folat eksikliği deyip geçmemek lazım çünkü sonuçları aşırı derecede ağır. Dolayısıyla çölyak hastalığında yani gebenin glutensiz diyetine devam etmesi, özellikle multivitamin takviyesi alması gerekmekte. Özellikle bu hastalar zaten riskli gebelik tarafından takip edilmesi daha anlamlı. Hastanın normal bir gebeden daha yakın aralıklarla takip olması lazım. En azından bir ayda bir kere bir ultrasona girmesi ve viyabiliteyi kazandıktan sonra yani 30-31 haftadan sonra artık NST takibi yaptırması gerekir. Yani bu şekilde yani dediğim gibi vitamin eksikliği deyip geçmemek lazım. Çünkü gerçekten yapılan çalışmalarda sonuçların çok ağır olduğunu ben de gördüm. Dolayısıyla hastanın yakın takip olması lazım. Diğer bir basamak, diğer bir bacağı ise çölyak hastalığının bizim jinekolojik hastalarımızda. Şöyle özellikle yayınlara baktığımızda daha çok en başı çeken infertilite yani kısırlığa neden olduğunu görülmüş. Özellikle neden infertiliteye sebep oluyor? Buna dair net bir çalışma yok ama özellikle bu emilim bozukluğu, bağırsaklardaki problemler, B12 ve folik asit eksikliği olduğu düşünülüyor. Özellikle primer veya sekonder infertilite dediğimiz hani çocuğu kısır, infertil demek kısır demektir. Özellikle hastanın mesela bize geliyor bir yıldır çocuğum olmuyor, iki yıldır çocuğum olmuyor. Bu hastalardan özellikle anemi varsa, karaciğerlerinde enzim yüksekliği varsa, kronik ishal atakları varsa yani bu hastalarda gluten enteropatisi düşünülebilir. Yine yapılan çalışmalarda, yayınlarda bu hastaların diyetle kısa sürede fertilite yeteneğini yani üreme yeteneğini geri kazandığı gösterilmiş. Bu çok güzel bir şey. Yani çölyak hastaları yayınları tararken dikkat ettim. Özellikle benim çocuğum olacak mı, olmayacak mı şeklinde kaygıları olduğunu gördüm. Ama bu benim okuduğum ve burada not aldığım yayın bu yüz güldürücü bir şey. Diyor ki eğer diyetinize uyarsanız diyor fertilite yeteneğiniz 6 ay ile 15 ay gibi bir süre zarfında geri kazandırıldığı gösterilmiş. Kıymetli bir bilgi.
Benim sunumum bu kadar. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, ki son verdiğiniz bilgi oldukça iyi oldu. Evet. Bana da gelen en çok sorulardan birisiydi. Ben bu konuda hani çok bilgi sahibi değilim diyetisyen tarafında olduğum için, ama gerçekten aslında birey glutensiz diyetine uyduktan sonra tüm sorunları ortadan kaldırabiliyor. Evet, yani ben de yani dediğim gibi ben 5 yıldır kadın doğum uzmanıyım. Bir tane sadece çölyak hastası gebem oldu. Ama gerçekten zaten gebelikte dediğim gibi çok zor tanı alması. Çünkü bu semptomların hepsi zaten gebelikteki progesteron etkisiyle, ben bütün hastalarımda bu şikayetlerin hepsini görüyorum. Kesinlikle. Yani orada gayet güzel bilgiler verdiniz. Çok da hani kıymetli bilgiler verdiniz. Çok da gebelik tarafı çok konuşulmayan bir konu çünkü çölyak tarafında da. O yüzden evet, çok da merak ediyorum. Ama işte çok güzel yayınlar yolda. Umarım daha güzel çalışmalar yapılıyor. Ben eğer soruları varsa soru yönelten kişiler varsa tabii. Onları sorayım. Aslında bir tane soru vardı öncesinde. Belki Nüket Hoca tarafına sorulmuştu ama belki sizin daha bir doktor tarafından belki orada daha net bir şey söyleyebilirsiniz. Burada aslında Birleşik Krallık'taki çölyak sayfasında koruyucu önlem olarak folik asit miktarının çölyaklar için 5 miligram olması gerektiği yazıyormuş ama aslında bizim diyet Nüket Hoca'nın da söylediği gibi 400 mikrogram gibi bir öneri yapılıyor. Hani bu tarafta bir emilim bozukluğu ihtimaline karşı aslında 5 miligram gibi bir miktar veriliyormuş. Bu konuda böyle mi kullanılmalı gerçekten? Sizin herhangi bir düşünceniz var mı bu konuyla ilgili? Şöyle yani bu konuda şöyle bir yayın okudum, şunu gördüm diyemeyeceğim. Kendi düşüncemi söyleyeceğim. Şöyle, eğer hasta diyetine dikkat ettiği sürece, zaten bu hasta gebe kalmışsa, gebe kalabilmişse demek ki diyetine dikkat eden bir hasta. Kendi yemesi gereken, yememesi gerekenlere dikkat eden bir hasta. Dolayısıyla emilimde çok sıkıntı yaşamayacak bir hasta. Dolayısıyla zaten gebeliğin 3-4 ayından önce kullanacağı için bence 400 mikrogram kullanması yeterli. Çünkü özellikle 5 miligram mı demiştiniz? Evet, 5 miligram. Yani çok fazla. Biliyoruz ki yüksek folik asit miktarında kalp hastalıklarını neden olduğunu biliyoruz ve biz gebelikte kalp hastalığını asla istemeyeceğimiz bir durum. Vereceği yarar bize vereceği zarardan çok daha fazla. Dolayısıyla ben önermezdim. Teşekkür ederiz. Müge Hanım'ın bir sorusu vardı. Bazen yanlışlıkla gluten tüketebiliyoruz. Çapraz bulaşa maruz kalabiliyor bireyler ve gebelikte bunu tolere etmek daha mı zor olur? Normalde vücut kendini 3 ayda toparlıyor deniliyor diye sormuş. Yani şöyle, gebelikte fetus etkileneceği için daha kötü olur. Çünkü dediğim gibi saydığım komplikasyonlar, erken doğum, preeklemsi, gebelik zehirlenmesi, plasenta dekolmanı, bebeğin ayrışması, yani çözümü olabilecek şeyler değil. Geri dönüşü olacak şeyler değil. Dolayısıyla bedeli çok ağır olur. Bence diyetimize dikkat etmemizi öneririm. Kesinlikle. Büşra Hanım'ın bir sorusu vardı. Hocam, çölyak hastaları için anlatılanlar gluten hassasiyeti veya gluten alerjisi olanlar için de geçerli mi? Yani gebelik öncesi ve gebelik esnasında glutensiz beslenmek gerekir mi çölyak diye? Yani şöyle, hasta bunu en iyi kendi bilir. Çünkü mesela çölyakta da ilk hemen böyle pahalı küldür biyopsilere başlamayız. Glutensiz diyet veririz. Hasta düzelir mi, düzelmez mi? Gerçi bu dahiliye hekimi değilim ama yani primer o yapılır yani. Hasta eğer düzeliyorsa, kendini iyi hissediyorsa, bu yaşanan sindirim sıkıntılarını yaşamıyorsa zaten bir sıkıntı yok demektir. Eğer hasta bunları tükettiği zaman zaten hasta en iyi kendini bilir. Eğer bu karın ağrısı, kronik ishal atakları, ondan sonra şişkinlik, bunları zaten yaşıyorsa tabii ki tüketmesin. Bunun yerine mısır tüketsin, pirinç tüketsin, patates tüketsin. Yani bir sürü tolere edebileceği, özellikle 9 aylık bir süre zarfında tüketebileceği çok güzel gıdalar var. Kesinlikle. Onu öneririm. Sanıyorum sorularımız bu kadar. Varsa sorusu, sanıyorum yok daha fazla soru. Hocam, ben hem Nüket Hoca'ya hem size çok teşekkür ederim Yuşan Hocam. Teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Oldukça güzel bilgiler verdiniz. Katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ediyoruz.
20 Mayıs'ta da ebeveynlere yönelik bir eğitimimiz olacak. Tüm izleyicilerimizi, tüm dinleyicilerimizi oraya da bekliyoruz. Herkese tekrardan iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar davetiniz için. İyi akşamlar.